bu mevsimde bu güzellik derken şu anda Mayıs ayının son dönemlerindeyiz fakat burada yine çok güzel bir bahar havası ve yağmur hafif hafif çiseliyor. Bakın özellikle bunu ben sizin için burada hazırlıyorum. Bu yağmurun altında o kadar kısvet altında olsun. Biz yine de burada sizlere en iyisini sunmaya çalışıyoruz. İşin güzel tarafı bugün buraya geldik. Neredeyiz? Öncelikle onu söyleyeyim. Şu anda Ören mahallemizdeyiz. Yani buranın Seydekemeden çıktığımız zaman arka tarafa doğru gittiğimizde hemen hemen artık son köy dediğimiz, aynı zamanda Ören çayının ad üzerinde Ören bölgesi. Yani burası aynı zamanda çok tarihi, çok güzel bir bölgesi, çok güzel bir mahallesi. Hemen zaten karşınızda gördüğünüz üzere, karşımızda da tam Ortaköy yerleşkesi, Ortaköy Mahallesi'nin merkezi var buradan net olarak görebiliyorsunuz. E şimdi diğer bir güzeli, biz buraya arazi videosu çekmeye geldik bugün ya, bir de burada asker yemeğine katıldık. O da için tabii ki ayrı bir yönü, ayrı bir güzelliği. Hem karnımızı doyurduk, hem duamızı ettik, hem de askerimize bir hayır duamız nasip oldu. Onu da buradan güzel bir şekilde uğurlayacağız inşallah hepsi güle güle gitsinler güle güle gelsinler diye gelsinler diyerek. Onlar bizim insanımız sonuçta. Bizim çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Evet. İşin en güzel kısmına gelelim şimdi. Demiştim ya bugün e, Ören Mahallesi'ndeyiz. Yine her tarafımız e, çok güzel. Yine köy merkezi etrafımız olabildiğince yine zeytin ağaçlarıyla bezenmiş. Yine aralıklarla bu çam ağaçlarının diğer meyve ağaçlarının bulunduğu aynı zamanda da yine öğrenin Belen Mahallesi dediğimiz burası tam tepeden tepede yer alan çok güzel bir mahalle. İşin diğer güzel tarafı da buradan belki ben size tam olarak bazen gösteremeyebiliyorum ama buradan baktığımızda Seydi Kemereye Seydik Kemereye kadar olan bölge hemen hemen rahatlıkla görülebiliyor çünkü dediğim gibi burası biraz yamaç ve e, görüntü olarak çok çok güzel. Şimdi ben size birazcık Ören e, köyünden mahallesinden birkaç detay aktarayım. Ören mahallesinin merkezi kısmı ve girişine itibaren merkezine kadar olan kısım e, çok ünlü, çok da geniş bir e, tarihi eser, arkeolojik e, sit alanı. Yalnız bu sadece Ören merkez. E, diğer bir özelliği ise buradaki aynı zamanda Fethiye'ye giden ana su hattının e, çıktığı. Burada çok güzel, çok büyük bir kanyonun olduğu ve e, oradan da e, çok ciddi derecede Torosların altından çıkan doğal su kaynağının olduğunu ve çok güzel de orada bir kanyon, vadi olduğunu da belirtmiş olayım. Özellikle yaz mevsiminde burada sıcaktan bulananlar, daha doğrusu Fethi'yle sıcaktan bulananlar buraya gelirler. E, Ören o merkezde suyun çıktığı yerde hem de birçok orada e, alabalık tesislerinin de olduğunu ben size söyleyeyim. Yine tabii ki alabalık testlerinin olduğu yerde restoran olmaz mı? Tabii ki var. Orada da geldiğiniz zaman hem serin serin o e, su kaynağının olduğu yerde çok güzel e, mangal için piknik yapma alanları, mesire alanlarının olduğunu da ben özellikle buradan belirteyim. Yani buraya geldiğiniz zaman rahatlıkla keyif yapabileceğiniz bir yer. Hem de yaşam alanı olarak. Evet dediğimiz gibi yine buraya geldiğiniz zaman burada e, havasıyla suyla, doğasıyla, bu e, güzellik, yeşillik alanıyla hem de buradaki meyve ağaçlarıyla e, olan ve toprak da tabii seviyorsanız eğer burada her şey bir bütün olarak e, çok fazlasını zaten zeminde e, kendiniz burada bizzat görmüş ve yaşamış olacaksınız. Şimdi parselimizin birazcık özelliklerine ilgili ben size buradan bir bilgi vereyim. Parselimiz e, her iki tarafı da e, Kadastro yolu olan Bakın e, burada küçüklerin hemen yan tarafında e, büyükçe burada koca zeytin ağaçları var. Aynı zamanda da mevsiminde olduğumuz için burada çok güzel şu nar ağaçlarının şu andaki e, kırmızı kırmızı e, açan çiçeklerini buradan rahatlıkla e, görebiliyorsunuz sanırım. Bakın işte Cenab-ı Allah burada özene bezene bize burada her şeyi fazlasıyla vermiş. Burada e, biz de size bunları buradan fazlasıyla çekip sizlere buradan... En azından burada olmasanız bile sizlere burada bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi burada parselimiz hemen üst tarafından bir tane köy içi asfalt yolu geçiyor. Hemen alt kısmında da bir tane daha asfalt yol geçiyor. Onu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi parselimizin dediğim gibi her iki tarafında karaso yolu var. Ve içerisinde yaklaşık olarak 28 adet civarında tam meyveye gelmiş sadece birkaç tanesi eski. Osmanlı zeytin ağacı dediğimiz o eski ağaçlardan var. Diğerleri yine 17-18-20 yaşlar arasında değişen çok güzel edemit zeytini dediğimiz cinsten yağlık zeytin aynı zamanda. Burada bir zeytin ağacı meyveleriniz var bahçenin içerisinde. Yine buna tekamül burada portakal ağacı ve şu anda halen daha başında meyveleri var. Bir de burada yine narinci ağaçlarının yanında burada turunç dediğimiz meyvesi olan ağaç meyve ağacı içerisinde yine nar ağacı incir ağacı aynı zamanda da burada yeni dünya dediğimiz fakat burada muşman olarak adlandırılan ağaç meyve ağaçları mevcut bakın da halen daha burada bu Narıncı ağaçların başında meyveleri duruyor yani Mayıs sonu olmasına rağmen burada rahatlıkla geldiğinizde her türlü meyve ama şansınız yani 12 ay boyunca her türlü meyveniz burada fazlasıyla yetişiyor Buyurun, bu da Bahar'ın güzellikleri burada. Parselimizin yüz ölçümü olarak burası 858 metrekare. Bir de burası köy içi imar olduğu için şu an itibariyle bir tane inşaat hakkınız burada var. Az önce belirtmiştim. Burada yine yeni dünya denilen bir meyve var. Şu anda görüyorsunuz. Tam da başı çok güzel. Böyle turuncu renkte sapsarı böyle çok güzel meyve gelmiş. Yeni dünya meyvesi bahçenin içerisinde. Ayrıca bahçenin içerisinde yine dediğim gibi 28 tane zeytin ağacının haricinde içerisinde farklı narince türleri yani limon, portakal, e, mandalin gibi ve diğer nar ağaçları içerisinde fazlasıyla mevcut. Yani bahçenize geldiğiniz zaman ekstra bir meyve ağacı yetiştirmenize hiçbir şey gerek yok. E, hepsi tam böyle ne diyorlar bundan iyisi Şam'da kayısı misali Hepsi burada fazlasıyla zaten bahçenizin içerisinde mevcut. Yine görüyorsunuz alt kısmında, parselin alt kısmında bir tane de karasuro yolu olduğunu söylemiştim. Hem alt tarafta görüyorsunuz karasuro yolu, köy içine giden asfalt yol var. Hem de tam üstünde bir karasuro yolu daha var. Yani bu, bu tür parseller artık 18'lik kız misali diyoruz biz. Her iki tarafı yol cephesi, elektriği, suyu, aynı zamanda sulama suyu yukarıda mevcut. Oradan da rahatlıkla hem sulama suyunu hem de elektriğinizi rahatlıkla alabileceğiniz bir durum. Evet son olarak yine bahsedeyim. Burası da hem manzara olarak hem hava olarak hem konum olarak gerçekten çok müthiş, çok güzel bir konum olarak. Yani manzarası zaten buranın ayrı bir özelliği. Bunun yanında da son olarak ifade edeceğim ifade edecek olduğum gibi 858 metrekare parselimizin tam olarak yüz ölçümü. İçerisinde bir bağışlarını söylemiştim zaten. Bir de her iki tarafında karasu yolu var. Her tür elektriği, suyu, sulama suyu dahil hepsi de ayrıca mevcut içerisinde. Evet son olarak bu kadar diyelim. Yine ben bütün detayları videonun alt kısmında açıklama bölümünde hem fiyatta fiyatı dahil hepsini orada açıklama bölümünde belirtmiş olacağım üzere. Şimdilik bu kadar. Sevgiler, saygılar bizden.